Selamlar, sevgiler. Ben Berk. Bu videoda BitMEX'teki kontratlardan ve pasif gelir sisteminden bahsedeceğim. BitMEX platformunda 7 farklı paritede 2 tür kontrat vardır. Bu kontrat türlerinin ilki perpetual kontrat, süresiz kontrattır. İkincisi ise future kontrat dediğimiz vadeli kontratlardır. Perpetual kontrat herhangi bir süre kısıtı olmadan satın aldığımız kontrat türüdür. Süresiz kontratları istediğimiz zaman elden çıkartabilir. Pozisyonumuz likide olmadığı sürece dilediğimiz kadar elimizde tutabiliriz. Birçok sitede BitMEX'te olanın aksine pozisyon taşımak için bir ücret ödememiz gerekir. Fakat BitMEX'te faiz gelirleri ve giderleri vardır. Eğer o sırada sitede long pozisyonların sayısı fazlaysa long pozisyonlar short pozisyon tutanlara faiz öderler. Eğer shortlar daha çok, longlar daha azsa bu kez de shortlar longlara faiz ödemesinde bulunur. BitMEX platformunda sadece Bitcoin'de perpetual süresiz kontrat alabiliriz. Diğer paritelerde perpetual kontrat seçeneği yoktur. Future kontrat, vadeli kontratlar. Vadeli kontratlar bir ürünün ileri bir tarihte işlem gerçekleştirmek üzere satın alma hakkını satın almaktır. Vadeli işlemlerde 4 önemli unsur vardır. Bunlar nitelik, fiyat, miktar ve vadedir. Vadeli işlemler vadesi dolduğunda otomatik olarak gerçekleşir. Yani siz aslında bugünden bir paritenin bir ay sonraki fiyatı için aslında el sıkışmış olursunuz. Vadeli işlem kontratlarının fiyatları bu sebepten dolayı spot fiyatlardan farklıdır. Spot fiyat dediğimiz şey de bir önceki slaytta gösterdiğim işte o perpetual fiyatla future kontrat fiyatı birbirinden farklıdır. Buna spot fiyat denir. Vadeli işlem yapan kişileri 3'e ayırabiliriz. Bunlar riskten korunmak isteyen yatırımcılar, spekülatörler ve arbitrajcılardır. Riskten korunmak isteyen yatırımcılar bir malı ileri bir tarihte teslim almak üzere işlem yapan tüccarlardır. Olası kur değişimlerinden zarar görmemek için ellerinde tuttukları mal miktarınca ters pozisyon olarak kur risklerini hedge etmek isterler. Bu ne demek? Örneğin elinizde 20 Bitcoin tuttuğunuzu varsayalım. Bu 20 Bitcoin'in olası Bitcoin düşüşlerinde dolar bazında zarar etmemek için küçük bir miktarıyla short pozisyon aldığınızda vadeli işlemlerde dolar paritesindeki gerçekleşebilecek olası düşüşlerde zararınızı hedge etmiş olursunuz. Spekülatörler risklerden korunmak isteyen yatırımcıların aksine fiyat beklentileri çerçevesinde kar beklentisiyle işlem yapan kişilerdir. Bunlar riski seven yatırımcılardır. Kaldıraç etkisi sayesinde daha az risk almayı seven ve riske kayıtsız kalan kişilere göre markette işlem hacmi yaratırlar. Burada da şöyle bir nokta var. Bu spekülatörler daha yüksek kaldıraçla işlem yapan kişileri herhalde bu başlık altına koyabiliriz. BitMEX'te de eğer bir pozisyona yüksek kar beklentisiyle girip işlem yapıyorsanız işte pozisyonu 25x ya da işte 50x, 100x ile açarak aslında büyük karlar elde etmek isteyebilir. Fakat aynı zamanda büyük riskler almayı da göze alıyor olmanız lazım. Spekülatörler başlığı altında olmanız için. Arbitrajcılar iki farklı yerde işlem yapan kişilerin iki farklı yerde farklı fiyatların oluşabilmesi sebebiyle ucuz olan yerden alınan malı daha pahalı olan yerde satarak kar elde etmeyi amaçlayan yatırımcı tipidir. Buna özel olarak girmeyeceğim. Fakat bilgi olarak slaytın içerisinde değinmek istedim. BitMEX'te Bitcoin'in dışında 7 farklı parite bulunmaktadır. Ben bu slaytı hazırladığımda 7 farklı parite vardı fakat bunlara Tron yani TRX de eklendi. Şu anda hali hazırda bulunan Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Ripple ve işte Tron. Bu 7 paritede sadece future kontrat yani vadeli kontrat alınabilmekte. Altcoin'lerde perpetual kontrat seçeneği yoktur. Bu kontratların süresi 1 aylık, 2 aylık ya da 3 aylık olabilmekte. Altcoin'lerde Bitcoin'dekinin aksine kaldıraç oranları da farklılık göstermektedir. BitMEX'te bulunan bu 6 paritenin Tron'u da ekleyince 7 paritenin fiyatları spot fiyatlardan farklıdır. Bu nedenle bu paritelerde işlem yapacağımız zaman bu paritelerin grafiklerine bakmamız gerekir. Bunun detaylarını ileride de göreceksiniz. Örnek vermek gerekirse Ada grafiği için Ada BTC paritesinde analiz yapmak yerine Ada M18 paritesinde işlem analiz yapmamız gerekmekte. BitMEX'te var olan kontratların isimlerine bakacak olursak spot markette Ada BTC olarak geçen Cardano 1 aylık kontratta Ada M18, 2 aylık kontratta Ada U18 olarak geçer ve kaldıraç oranı 20'dir. Bitcoin Cash BCH M18 ve BCH U18 olarak geçer. Kaldıraç oranı 20'dir. EOS token EOS BTC olarak geçer spot markette. BitMEX'te EOS M18 ve EOS U18 olarak geçer ve kaldıraç oranı yine 20'dir. Ethereum için Ethereum M18, Ethereum U18 şeklinde yer alır ve kaldıraç oranı, maksimum kaldıraç oranı 50'dir. Litecoin için kaldıraç oranımız 33.3, Ripple için kaldıraç oranımız 20'dir. Burada yer almıyor fakat Tron için de kaldıraç oranımız yine 20. Grafikte aynı anda çekilmiş Ripple'ın hem bir günlük spot market fiyatı sol tarafta görüyorsunuz 7908 satoshi. Ortada gördüğünüz Ripple'ın bir aylık kontrattaki fiyatı 7967 satoshi ve Ripple'ın 2 aylık kontrat fiyatı da 8108 satoshi olarak aynı anda farklı fiyatlarda olması. İşte burada demin bahsettiğim şey devreye giriyor. Spot market ve vadeli işlem marketindeki fiyatlar birbirinden farklılık gösteriyor. Unutmayın ki altcoin'lerde sadece vadeli kontrat satın alabiliriz. Bu nedenle kontratınızın bitiş tarihine ekstra dikkat etmemiz gerekir. Geldik pasif gelir sistemine. BitMEX'ten gelir elde etmek yalnızca işlem yapmakla sınırlı değildir. Referans sistemi sayesinde arkadaşlarınız ya da takipçilerinizin referans linkinizle kayıt olmasını sağlayarak hem kendinize pasif gelir yaratabilir hem de referans linkinizle üye olanların 6 ay boyunca komisyon ödemelerinden %10 indirimle yararlanmasını sağlayabilirsiniz. BitMEX referans linkinizle üye olanların ödedikleri komisyonların referansınızla üye olanların yaptıkları işlemlerin miktarına göre farklı oranlarda size ödeme yapar BitMEX. Eğer sizin referansınızla üye olan kişiler toplamda 1000 Bitcoin'lik hacim yarattıklarında BitMEX sitesinde BitMEX aldığınız komisyon miktarını %10'dan %15'e çıkarır. Yine referansınızla üye olan kişiler sitede 10.000 Bitcoin'lik hacim yarattığında %15'ten %20'ye yükselir alacağınız komisyon. Ekranda BitMEX sitesinde referans linkinize nasıl ulaşabileceğinizi gösteriyorum. Üst menüden Account kısmına tıkladıktan sonra sol taraftaki menüden Affiliate Status butonuna tıklayıp referans linkinizi görebilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.